Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri deprem ve sel gibi afetlerde göçük altında uzun süre kalanların sindirim sistemlerini düzenleyen ve besleyici özelliğiyle hayatta kalmalarına yardımcı olacak olan uzun raf ömrüne sahip süper tarhana üretti. Her şey tarihi. Ayrı yapalım. Ayrı ayrı yapalım. Bununla birlikte altlar var içerisinde. Bu vitaminde de yine üretim ve geliştirmeler devam etmiş olacak. Projeyi gerçekleştirdik. Her şey hazır. Evet. Tamam. Geçen sene yaşamış olduğumuz depremde öğrendiğimiz bazı konular vardı. Bunlardan bir tanesi hiçbir yardım almadan 3 gün boyunca gerek göçük altında gerek göçük üstünde insanların hayatlarını idame ettirmesiydi. Çünkü deprem olduğu zaman şehirdeki elektrikler kesilir, şehirdeki doğalgaz kesilir, ekmek bulamazsınız, un bulamazsınız, hiçbir şeye ulaşamazsınız. Ve 3 gün boyunca da hiçbir yerden bir destek bekleme şansınız yok. Çünkü o 3 gün bir kaos dönemidir. Onun için herkesin görevi o 3 gün boyunca ayakta kalabilmek, hayata tutunabilmek. Bu bağlamda bizim üzerinde çalıştığımız konu 3 gün bu insanları nasıl hayatta tutarız? 3 ve üçlerce gün. Çünkü bazen göçük altında 20 gün kalma durumu olabilir ya da göçüklerin üzerinde insanların başka hiçbir gıdaya ulaşamadıkları için tek başına bir gıdayla beslenmesi gerekiyor. Bu bağlamda minimum 3 yıl raf ömrüne sahip olan bir ürün geliştirildi. Bu ürün süper gıda olarak adlandırılan ürün grubunda. Bu ürünün temel özelliği tarhana bazlı, yani geleneksel bir ürün. Bununla birlikte bu ürünün içerisine bamya sıvısı ekleniyor ve alglerle içerisindeki vitamin ve mineralleri artırıyoruz. Tek başına insanı ayakta tutabiliyor. Tabii göçük altında hareketsiz kaldığınız için sindirim sisteminiz de düzensiz hale gelir. Bağırsak sistemi çalışmaz. Bu bağlamda da içerisine katmış olduğumuz bamya sıvısıyla sindirim sistemini aktif olarak tutmuş olacağız.